Herkese merhaba. Yeni bir videoda daha sizlerle beraberiz. Bugün çok iddialı bir konudan bahsetmek istiyorum. Dünya üzerindeki her insanın başına en az bir defa gelmiş bir konudan bahsedeceğim. Evet bu kadar iddialıyım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videomuza başlarken önce size şu soruları sormak istiyorum. Hiç bir gün metroyu beklerken ve tren yanınıza doğru yanaştığında acaba kendimi bu trenin önüne atsam ne olur diye düşündünüz mü? Evet size soruyorum. Ya da yanınızda duran insanı acaba şu kişiyi tren önüne itsem ne olurdu diye düşündünüz mü? Evet, bunlar size soruyorum. Eğer sizin de aklınızdan bu veya buna benzer bir düşünce geçtiyse biliyorum belki de bunu bunun için üzüleceksiniz ama üzülmeyin. Dünyadaki insanların %90'ı en az bir defa aklından böyle düşüncelerin geçtiğini söylüyor. %10'u ise yalan söylüyor. Aklından bu şekilde düşünceler geçen insanlara biz birinci grup insanlar diyoruz. Ama bir de ikinci grup var. E, yalnız siz birinci grupsanız eğer, birinci grupta olduğunuz için e, bence üzülmek yerine şanslı olduğunuzu bilmelisiniz. Gelelim ikinci gruba. İkinci grup peki e, kimdir? İkinci grup bunları düşünen, bunlar aklına geldiği için korku duyan, endişe duyan, kendisini kötü biri olarak gören. Kendisini sapık, iğrenç, kötü kalpli, insanlara zarar veren biri olarak gören gruptur. İşte ikinci grup esas bizim uğraştığımız ve tehlikeli gruptur. Şimdi gelelim ikinci gruptaki kişilerin akıllarından gelen düşüncelerin örneklerine. Örneğin, içinizden geçen bu korkunç düşünceler sizi üzüyor ya da korkutuyor mu? Veya bu düşünceler zihninizden geçtiği için kendinizin korkunç, iğrenç veya sapık veya kötü biri olduğunu düşünüyor musunuz? Bu kötü düşünceler aklından geçtiği için sürekli kendini suçluyor musun? Ya da bu kötü düşünceler aklından geçtiği için aslında bunların altında yatan nedenin ne olduğunu merak ediyor musun? Veya bunları düşündüğün için bunların altında yatan kötü bir neden senden kaynaklanan bir neden olduğunu mu düşünüyorsun? Veya bu düşünceler aklından geçtiği için delirdiğini mi düşünüyorsun? Psikolojik olarak hastalıklı olduğunu mu düşünüyorsun? psikolojinin bozuk olduğunu mu düşünüyorsun? Ya da bu düşünceler aklından geçtiği için sürekli utanıyor musun? Hatta bu düşünceler aklından geçerken aklından geçen kişilerle yüz yüze gelmekten, telefonla konuşmaktan, arkadaşlık kurmaktan veya ailenden biri ise onlarla bir arada olmaktan sürekli kaçmaya mı çalışıyorsun? Bu, kaçmak mı istiyorsun? Gelelim daha önemli bir kısma. Bu düşünceler aklından geçtiği için kendine veya bir başkasına zarar vermekten mi korkuyorsun? Bu düşünceler aklından geçtiği için ya kendine ya da bir başkasına zarar verme düşüncesinin içinden çıkamıyor musun? Sırf bu düşünce yüzünden sürekli kendini kötü mü hissediyorsun? Bu düşünceler aklından geçtiği için bir daha gelmesinler diye sürekli dua mı ediyorsun? Sürekli meditasyon mu yapıyorsun? Sürekli bu düşüncelerden kurtulmak için Allah'a mı yalvarıyorsun? Ya da bu düşünceler aklından geçtiği için dehşete mi kapılıyorsun? İnsanların aklından bunların geçtiğini öğrendiğinde seninle hiçbir zaman iletişim kurmayacaklarından mı korkuyorsun? Bu düşüncelerden kurtulmak için aşırı spor mu yapıyorsun? Sürekli insanlardan mı kaçıyorsun? Ya da sürekli uyuyor musun? Sürekli bu düşünceleri bastırmak için alkol mü alıyorsun? Herhangi bir uyuşturucu madde mi kullanıyorsun? Bu düşünceler aklına gelmesin diye iyi ya da kötü sürekli kendini bir şeyle meşgul mü etmeye çalışıyorsun? Kendini ne kadar meşgul edersen et ve bu düşüncelerden kurtulamıyor musun? Evet, sen bizim ikinci grubumuzdaki kişilerden birisin. Biraz önce yukarıda örneklerini de verdiğim düşüncelere biz istenmeyen düşünceler veya takıntılı düşünceler veya obsesif düşünceler diyoruz. Peki neden bunlar senin başına geliyor? Burada tekrar şunu söylemek istiyorum. Dünyada 7,5 milyar insan varsa en az 7 milyarının aklından bu düşünceler geçiyor. 500, bin, 500 milyon tanesini ise biz bulamadığımız için aklından neler geçtiğini sana söyleyemiyoruz. Ama yalnız değilsin. Bu sadece senin başına gelmiyor. Bu insan olan herkesin, zihni normal çalışan herkesin başına gelen istenmeyen takıntılı veya obsesif düşüncelerden biridir. Şimdi aklına tabii ki burada yeni bir soru geldi. Madem bütün dünyadaki insanların aklına böyle istemedikleri düşünceler geliyor. O zaman bütün dünyadaki insanların psikolojisi bozuk mu ya da bütün insanlar hasta mı? Tabii ki değil. İşte onun farkını şimdi sana ifade etmeye çalışacağım. Tabii ki bu farkı ifade etmeden önce de seni kutlamak istiyorum. Çünkü istenmeyen düşüncelerinden kurtulmak için adım atan, hamle yapan, araştıran ve bu düşüncelerin kaderin olmadığını düşünen biri olarak şimdi buradasın. Beni dinliyorsun. Belki başka birilerinde dinledin, belki başka kitaplar okudun ve bununla mücadele edecek kadar cesursun. Bu cesaretin için en başta kendini tebrik etmelisin. Ben senin burada olduğun için senin adına ve kendi adıma çok mutluyum. Şimdi gelelim senin gibi istenmeyen düşünceler olan herkesin aklına gelen ilk soruya. Bende bir hata mı var? Sever misiniz sevmez misiniz bilmiyorum ama Şahan Gökbakar'ın bir filmindeki ifadesi gibi. Benim kodum mu bozuk? Hayır arkadaşlar. Hiçbirinizin kodu bozuk değil. Hiçbirinizin DNA'sı bozuk değil. Sadece şu var. Herkes istenmeyen düşüncelere sahiptir. Fakat Herkes bunlardan kurtulmanın doğru yol ve yöntemini bilmeyebilir. Büyük ihtimalle sen de bu düşüncelere sahipsin ancak bu düşüncelerden kurtulmanın doğru yöntemini bilmiyorsun. Bu yöntemler birçok noktada değerlendirilebilir, farklı yöntemler vardır, farklı alanlarda farklı uzmanlar tarafından kullanılanlar vardır. Ancak ben sana şu an oturduğun ve bu videoyu izlediğin yerde yapabileceğim bir teknikten bahsedeceğim. Yani zihnindeki istenmeyen düşünceleri hafifletebilmen için ya da tamamen ortadan kaldırabilmen için kullanabileceğin pratik, güçlü ve yüzdeyiz işe yaradığını düşündüğüm bir teknikten bahsedeceğim. Hazırsan bu tekniğin sana bazı noktalardaki temel unsurlarını anlatacağım. Mutlaka bu tekniği uygulamanı istiyorum. Belki videomun başında bunu ifade etmedim ama eğer gerçekten kendi başına psikolojik sorunlarını çözme noktasına zorlanıyorsan bu durumun hayatını ciddi anlamda etkilediğini düşünüyorsan mutlaka bir psikolojik destek almalısın yüz yüze. Sana şimdi burada anlatacaklarım tek başına senin belki bütün sorunlarını halletmeyebilir. Ancak sadece istenmeyen düşüncelerin varsa bunları kontrol etmen konusunda sana %100 garanti veriyorum. Tek fark dediğim gibi ciddi anlamda hayatında başka olumsuzluklarla beraber psikolojik olarak yıpranmış veya gerçek anlamda psikolojik olarak bir rahatsızlığın varsa sadece bu tekniği tek başına uygulaman sana yetmeyebilir. Unutma ki biz burada bir terapi yapmıyoruz. Biz burada sana psikolojik olarak kendi kendine uygulayabileceğin işe yarayan %100 teknik ve yöntemler konusunda bilgi vermeye çalışıyoruz. Evet. Gelelim istenmeyen düşüncelerinle nasıl kurtulacağın konusuna. Şimdi bu videonun giriş bölümünde sana anlattıklarım var ama bence senin en çok merak ettiğin şey ben bununla nasıl mücadele edelim. Şimdi bununla mücadele etmek istiyorsan sana anlatacağım teknikle ilgili en önce 3 tane kavramı bilmek zorundasın. Birincisi endişe sesi kavramı. İkincisi sahte rahatlık kavramı. Üçüncüsü ise bilge zihin kavramı. Şimdi bu kavramları anlatayım sana. Endişe sesi şu demek. Şimdi senin aklından bir düşünce geçti. Ne olabilir? Örneklendirebilirsiniz. Hepiniz aklınızdan gelen düşünceyi örneklendirebilirsiniz. Örneğin ben kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Olabilir. Böyle otururken, durup dururken ya da uyurken bir anda aklıma geliyor. Acaba kendimi öldürürsem ne olur? Tam o anda endişe sesi devreye girer. İşte endişe sesi tam da benim zihnimdeki bu düşüncelerin sesidir. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya şunu yaparsan, ya bunu yaparsan. Ya bunu yaptığında bu olursa gibi beni korkutan, üzen, dehşete kapılmama neden olan, utanmama neden olan, kendimden iğrenmeme neden olan düşüncelerin tamamının sesine biz endişe sesi diyoruz. Yani o zihninde dönüp duran istenmeyen düşünceler var ya hani senin istemediğin halde kafanda dolaşıp duran. İşte onların sesine biz endişe sesi diyoruz. Endişe sesinin amacı ne? Seni dehşete kapılmanı sağlamak. Yani senin korkmanı sağlamak üzülmeni sağlamak, ağlamanı sağlamak, sürekli uyumana neden olmak, oradan kaçmana neden olmak, kendinden belki de iğrenmene neden olmak. İşte endişesi bunu yapar. Peki sonra ne olur? Ben şimdi kendimi öldürmeyi düşündüm. Zihnimde bunlar geldi. işte ondan sonra kafamda bir sürü şey. Ya ölürsem ya şöyle olursa, ya acı çekersem ya işte. Cehenneme gidersem ya başka başıma başka bir şey gelirse ya yakınlarıma e, kim bakacak onlar arkamdan üzülürlerse hasta olur. Bakın bir sürü şey. Ancak ben bunları düşünmek istemiyorum ama gayet mutluyum hayatımda yolunda. Yani ortada endişelenmem için yani hayatıma son verilmeyeme kadar beni üzecek ki hiçbir zaman hayatımıza son verilmeye neden olacak kadar üzücü bir şey olmaz. Bunu kabul etmiyoruz kesinlikle. Böyle bir durum yok gittim arkadaşımla karşılıklı çay içerken aklıma bunlar geliyor. Yani sağlıklı bir insanın aklına gelir mi diye düşünüyorum. Evet gelir. Maalesef geliyor. İşte orada bu sefer ikinci ses devreye giriyor. Hangi ikinci ses? Sahte rahatlama sesi. Peki sahte rahatlama sesi ne işe yarıyor? Şimdi sahte rahatlama sesi şunu, şu işe yarar. Hani bazı arkadaşlarınız olur, Bilmiyorum sizin etrafınızda da oluyor mu? Ee, başınıza kötü bir şey geldiğinde bunu hiç önemsemeden ya aman boş ver ya ne olacak sen yapmazsın, sen olmazsın, senin başına gelmez gibi böyle sahte işe yaramaz ee, ve sizin o anda ne endişenizi ne üzüntünüzü ne de moralinizi bozan, hayatınızı olumsuz etkilen şeyi ortadan kaldırmanıza işe yaramayacak öneri ya da tavsiyelerde veya boş konuşmalarda bulunurlar. Ya tamam insanların belki elinden bir şey gelmiyordur ama bazı insanlar çok yersiz önerilerde bulunurlar. Şimdi sahte rahatlama da zihnimizin o yersiz istenmeyen adamı. Şöyle diyor. E, tabii endişe sesinden sonra istenmeyen adamı. Şimdi sahte rahatlama şunu yapar. Sen ben dedim ki diyorum ki ya ben ölmek istiyorum. Sahte rahatlama hemen şunu yapar. A Olur mu canım sen hiç öyle bir şey yapmazsın. Sen daha önce kimseye zarar vermedin ki. Kendine de zarar vermezsin. Tamam, 5 dakika belki rahatladım. Peki ya sonra? İşte sonrası yok. Yani sahte rahatlama sesi adı üstünde. Sahte bir rahatlama yaratıyor. Yani benim sorunumu çözmüyor. Benim istenmeyen düşüncemin zihnimden gitmesine yardımcı olmuyor. Sadece bu örnek nasıldır bilmiyorum ama belki hani çikolata kriziniz oluştuğunda bir parça size çikolata veriyor ancak o bir parçanın etkisi geçtiği anda yine kriziniz devam ediyor. İşte sahte rahatlama sesi de böyle. Kötü niyetli değil belki ama işe yarar bir tavsiye ve önerisi yok. Şimdi sahte rahatlama sesinin işe yarar bir önerisi yok ya. Bu bir yandan da önerileri başka soruların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ben bana diyor ki ya sen kimseye zarar vermedin. Ben de hemen şunu söylüyorum. E her şeyin bir ilki vardır. Ama sen yapmazsın bunu. E, yapanların benden ne farkı var? gibi. Bakın sahte rahatlama sesi benim zihnimde bakın yeni yeni istenmeyen düşüncelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Aslında fayda sağlayayım derken bana fayda sağlamak yerine hatta belki daha da zarar veriyor. Şimdi bunu neden anlatıyorum? İşte sen de istenmeyen düşünce zihnine geldiğinde tam da bunu yaşıyorsun. Önce endişeleniyorsun, üzülüyorsun, kendinden iğreniyorsun, korkuyorsun, dehşete kapılıyorsun. Hemen arkasından sahte rahatlama sesi geliyor. Ya yapmazsın sen. Ya neden öyle diyorsun? Ya boş ver şimdi. Ya geç bunları boş ver. Başka şeyler düşünelim diyerek aslında bu durumun ortadan kalkmasa neden olacak düşünceyi engellemiyor. Peki hocam tamam seni buraya kadar dinledik. Güzel bunu da anlattın. Başımıza geleni de gördük ama esas mesele ne? Biz bunu nasıl kontrol edeceğiz? İşte orada bilge zihin devreye giriyor. Şimdi zihnimiz zaten bilgi olmasını isteriz. Bu hepimizin temennisi. Ama ülkem malum herkesin bu beceriyi edinmediğini çoğu yerde görüyoruz. Bunu sakın yanlış anlamayın. Herhangi bir zihinsel yetersizlikten ya da özel kişilerden bahsetmiyorum. Görece sağlıklı ancak zihnini gereken hiçbir yerde kullanamayan görece akıllı salaklardan bahsediyorum. Gelelim videomuzun devamına. Şimdi bilge zihinden bahsedelim. Bizim işimize yarayacak şey bilge zihindir. Peki bilge zihnin endişe sesi ve sahte rahatlamadan ne farkı var? Hemen şu şöyle ifade etmeye çalışayım. Bu kısmı iyi dinleyin çünkü sizin esasen de işe yarayacak kısım yani teknik anlamda işinize yarayacak esas kısım bence burası. Şimdi bilge zihin endişe sesi ve sahte rahatlama gibi değildir. Hatta onlarla muhatap bile olmaz. Yani zihninizden o korkular geçer üzerine sahte rahatlama ifadeleri kullanılır ya. Bilge zihin hiç bunları umursamaz. Öyle ki bilge zihin endişe sesinin yersiz bir tarzı olduğunu, sahte rahatlama sesinin ise stratejilerinin işe yaramadığını çok net bir şekilde bildiği için onlarla muhatap olup daha fazla sizi meşgul etmek, üzmek ya da rahatsız etmek istemez. Peki bilge zihin bu arada ne yapar? Bilge zihin şunu yapar. Oradaki o belirsizliği önce kabul eder. Yani der ki bu kişi yani kendisinden bahsediyor aslında. Bu kişi yersiz bir düşünceyle boğuşuyor. Kafasında bu düşünceler o kadar çok onu rahatsız ediyor ki tam bir karmaşa ve kör bir yumağa, bir düğüme dönmüşler. O yüzden dışarıdan izler ve bu karmaşanın içine kesinlikle dalmaz. Bilge zihin temelde geçmiş ve gelecekten ziyade o ana odaklanır. Yani sizin aklınızdan o düşünce geçiyor ya. Yani gelecekteki olanlarla geçmişteki beklentilerinize göre değerlendirme yapmaz. Der ki bu kişi şu anda uygun olmayan bir düşünceyle boğuşuyor. Bu düşünceyle boğuştuğu için kendini suçluyor. Kendisini kötü biri olduğunu düşünüyor. İkincil, üçüncü yersiz düşünceler devam ediyor. Sahte rahatlama ona gidiyor şunlar şunlar yap diyor ama bunlar da işe yaramıyor. Bunların hepsini görür ve bunların sonucunda ne yapılacağıyla ilgili önerilerde bulunur. Şimdi size endişe sesi, sahte rahatlama ve bilge zihin arasındaki bir konuşmadan bahsetmek istiyorum. Bu konuşma aslında bu anlattıklarımı net olarak size somutlaştıracak. Yani aradaki farkı görmenizi sağlayacak ki siz de kendi istenmeyen düşüncelerinizde bu farkı görebilip uygulayabilin diye. Şimdi size şu metni okumak istiyorum. Annemi boğsam ne olur acaba? Saçmalama sen böyle şeyler yapmazsın. Bak ellerin boğazında geziyor. Sen daha önce kimseye zarar vermedin. Böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama herkes ilk kez birine zarar verebilir. Sen zarar vermezsin. Sen çok iyi birisin. Ben iğrenç biriyim. Nasıl böyle şeyler düşünebiliyorum? Sen iğrenç değilsin. Sadece saçma bir düşünce bu o kadar. Bence abartıyorsun. Ya boş ver abartma. Yani saçma şeyler düşündüğüm sen de kabul ediyorsun öyle mi? Evet. Burada şimdi bilge zihnin devreye giriyor. Burada müdahale etmek zorundayım. Birincisi sen kötü biri değilsin ve kötü bir şey yapmadın. Sadece kötü olan bir düşüncen vardı. Daha sonra endişe sesin ve sahte rahatlama sesin devreye girdi ve onlar kavga ettikçe düşüncelerin seni daha da kötü etkilemeye başladı. Bence yapılması gereken şey çok basit. Sonuçta bu sadece bir düşünceydi. E bırak öyle kalsın. Ne kadar kötü ve vahşi olsa da herkesin aklından bazen bu düşünceler geçebilir ve senin de aklına gelmiş ve senin aklından da geçmiş. O zaman tek yapman gereken bu düşüncenin zihnine gelmesine müsaade etmen ve onunla kavga etmeyerek tekrar bir düşünce olarak sönüp gitmesine izin vermektir. Şimdi böyle anlatınca belki de size çok basitmiş gibi gelebilir. Evet bir yandan uygulayabiliyorsanız çok basit. Ee, ancak bir yandan da eğer uygulayamıyorsanız dünyanın en zor şeyi. Şimdi bakın aradaki farkı bilmiyorum anlayabildiniz mi? Ya da en azından ben anlatabildiğimi öyle söyleyeyim. Bilgi zihin şunu yapıyor. E, buradaki kişi annesini öldürmekle ilgili endişe yaşıyor mu? Yaşıyor. Sahte rahatlama sesi ne yapıyor? Sen yapmazsın, sen etmezsin, sen çok iyisin, aman sen şöylesin, aman böylesin deyip duruyor. Ama en son ne diyor endişe sesi? Her şeyin bir ilki vardır. Doğru. Şimdi doğru ama... Bu kişinin kendisini provoke etmek için kullandığı bir düşünce. Orada bilge zihin devreye giriyor ve şunu söylüyor. Biraz önce okuduğum gibi. Sen bunun sadece bir düşünce olduğu gerçeğini kabul edersen, aynı şekilde bir düşünce olarak da zihninden akıp gider. Yani yok olur. Şimdi siz zihninize bu istenmeyen düşünceyi elinizle alıp koydunuz mu? Koymadınız. Elinizle alıp çıkartabilir misiniz? Çıkartamazsınız. O yüzden zihninizden binlerce düşünce gelip geçer. Tek fark siz bazılarına önem verir, bunun üzerinde durur ve bunun üzerinden kavgalar eder kendinizi olumsuz etkiler, etiketler, kendinize kötü davranırsınız. Bu sırf bu düşünceler için bazılarını ise hiç devreye almadan dışarıya atıp gidersiniz. İşte bilge zihin kavramı size bunu öğretiyor. İstenmeyen bir düşünce zihninize hücum ettiğinde evet bu bir düşüncedir. Benim zihnime de her zihni olduğu gibi böyle düşünceler gelebilir. Ancak geldiği gibi de gidecektir. Benim tek yapmam gereken şey onunla uğraşmak yerine onunla ilgili olmayan başka bir şeyi düşüncenin peşine düşmek. Bakın burada geçmişte yapılan hatadan bahsetmiyoruz. Yani istenmeyen düşünceyi düşünmeyelim diye sürekli bir şeylerle ilgilenmekten bahsetmiyoruz. Onun sadece bir düşünce olduğunu kabul etmiyor. Ee, bakın arkadaşlar burada o kadar kötü örnekler verebilirim ki yani 10 yaşında 15 yaşında çocukların bile akıllarına e, aileleriyle ilgili o kadar kendilerini kötü hissetmelerine neden olan şeyler geliyor ki. Ensesten tutun da e, işte madde kullanımdan birini öldürmeye kadar bakın daha çocukların başına gelebiliyor. Çocukların bile böyle istenmeyen düşünceler o kadar fazla ki Hatta onlar bundan çok çok daha fazla olumsuz etkileniyorlar. O yüzden sizden ricam eğer bir yetişkinseniz siz bile bu düşünceyle mücadele edemiyorsanız yakınlarınız belki çocuklarınız arkadaşlarınız olabilir. Özellikle bu çocukların da bununla özellikle ergenlik döneminde bu istenmeyen düşünceler sebebiyle o kadar büyük bir yük altında olduğunu bilin. belki bu videoyu onlara izletebilirsiniz. Belki destek almalarını sağlayabilirsiniz. Ancak onlara destek olun. Ama en önemlisi önce kendinize destek olun. İstenmeyen düşünce sadece bir düşüncedir. Yani şunun gibi çok basit bir örnek vermek istiyorum. Ben şu an bakkala gitmeyi düşünüyorum. Biraz sonra bakkala gitme düşüncesi zihnimden akıp gidiyor. Ben şimdi ölmeyi düşünüyorum. Biraz sonra da şu odayı terk ettiğimde ölme düşüncesi zihnimden gidiyor. Gitmeli. Çünkü neden? Ben bakkala gitmenin de ölmeyi düşünmenin de tek başına sadece bir düşünce olduğunu kabul ediyor. İşte siz de sadece bunun bir düşünce olduğunu kabul etmelisiniz. Peki hocam sürekli benim düşünceler bunlar benim başıma geliyor. Sürekli ben böyle şeyler düşünüyorum. Sürekli düşünmenizin sebebi sürekli bununla meşgul olmanızla ilgili. Videonun başlarına dönün. Orada ne demiştik? Endişe sesi sürekli sizi korkutur, tetikler. Sürekli kendinizi kötü hissetmenize sebep olur. Bir de o düşünce yüzünden kendinizi sürekli suçladığınız için Zihniniz sürekli bununla ilgili ikinci düşünceler pompalar. Burada tekniğimiz çok basit. Endişe sesi, sahte rahatlama sesi ve bilge zihin. Siz endişe sesinden kurtulmalı, sahte rahatlama sesinin size verdiği tavsiyeleri umursamamalı, bilge zihin gibi dışarıdan olaya bakmalı, bunun sadece bir düşünce olduğu gerçeğini kabul etmeli, o anı yaşamalı ve o an bittikten sonra bu düşünceleri de zihninizin gerisinde bırakmalısınız. Bunu tek başınıza yapamıyorsanız mutlaka bir profesyonelden destek alın. Mutlaka bir psikolojik danışmandan, bir psikolog veya bir psikiyatristten destek alın. Bu destek bu düşünceler sebebiyle hayatının normal akışı artık bozulmuş kişiler için alınması gereken bir destektir. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Bu video bir terapi videosu değildir. Bu video bir bilgilendirme videosudur. Eğer sizin bu istenmeyen düşünceler sebebiyle hayat akışınız bozulduysa o zaman sizin yüz yüze birebir artık destek alma vaktiniz gelmiştir. Bugün benim size anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım işinize yarar. videoyu beğenirseniz de alttaki beğen butonuna basmanızı, kanala abone ol değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olmanız benim için önemli. Bu videoların daha farklı bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde size ulaştırılmasını sağlar. Yeni videolar çekmek için de benim motivasyonumu yükseltecektir. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere.